Bütün türkü öykülerindeki kızlar güzeldir. Güzeldir ya, Ümmü hepsinden güzelmiş anlaşılan. Yaşadığı çağda onu delikanlılar paylaşamazmış, şimdi de ardından yakılan türkü paylaşılamıyor. Muğla'dan Eskişehir'e, Denizli'den Manisa'ya kadar nice Ege il ve ilçesi Ümmü'nün yaşadığı yer olmakla övünüyor. Kimisi olay bizim burada geçmiş, Ümmü de Dalaman çayında boğulmuş derken, kimileri Ümmü bizim hemşerimizdir ve Gediz'de boğulmuştur diyor. Bir başka ilçenin halkı Menderes'te boğulduğunu söyler Ümmü'nün. Aslında türküler böyledir. Halkın ortak malıdır. Güzel Ümmü'nün talibi pek çoktu. Hayli zengin olan babası onu zengin bir ailenin oğluna vermek istiyordu. Ümmü'nün gönlü ise kuş olup uçmuş, Ahmet adlı fakir bir delikanlıya konmuştu. Ahmet nice hatırlı kişileri koydu araya, gönlünü yapamadı Ümmü'nün babasının. Ümmü'nün babası, dediğim dedik, öttürdüğüm düdük dedi ve kızını çayın öte yakasındaki köyün ağasının oğluna verdi. Ümmü ak gelinlikler giydi ama gönlü karalar bağlamıştı. Düğün kuruldu, zurna üttü, davul vuruldu, geldi çattı gelin alma. Ümmü gelin ata bindirilip Güveyin köyüne doğru yola koyuldu. Köprüye gelince olanlar oldu. Vallahi köprünün altından bir kartal uçtu da at mı ürttü, yoksa Ümmü intihar için kendini mi attı bilinmiyor. Bir bilinen şu ki Ümmü gelinlikleriyle boz bulanık sularda buldu kendini. İmdat, yetişin, kurtarın diye bağıran çok oldu ya, çaya atlayan olmadı. Olup bitenleri uzaktan izlemekte olan Ahmet, yel oldu esti, sel oldu aktı ve kaldırıp kendini çaya attı. Az ilerisinde bürgüsünü gördüğü Ümmü'nün oraya kulaç salladı. Daha yetişemeden kendi gömüldü azgın sulara. Oraya yüzdü bulamadı, buraya daldı bulamadı. Ümmü gelin gitti gider. Ümmü'nün babası bu işi Ahmet'ten bildi. Kadıya kızımı çaya Ahmet itti diye davacı oldu. Derken mahkeme kuruldu, ifadeler soruldu. Nezaretteki Ahmet idam edileceğinden değil, sevdiceğini temelli yitirdiğinden kara yaslara büründü. Hücresinin demir parmaklı penceresi önünde sesini kapıp koyuverdi. Acısından türkü yapıp koyuverdi. Çaya da düştü. Elmas
Ahmetçik bilmiyordu ki o pencere kadının evine bakıyordu. Kadı türküyü dinleyince Ahmet'in suçlu olmadığını anladı ve onu beraat ettirip salıverdi. O günden öte Ahmet'in yaktığı ümmü türküsü halkın dilinden düşmez oldu.